Selam değerli takipçilerim. Benim başıma gelenler arkadaşlar, şimdi size göstereceğim. Yaramaz bir kedinin yüzünden, canı sağ olsun kedimizin de yine. Dün akşam buraya o kadar çok yağmur yağdı ki arkadaşlar, kedi yağmurdan sığınmak için benim camın kenarına gelmiş. Yağmurdan sırılsıklam olan kedi sığınacak yer bulamayınca benim mutfağın camına atlamış. Kendini kurulamak için, yağmurdan kaçmak için bütün suyunu, çamurunu, görüyor musunuz, sinekliğe silerek kendini kurutmaya çalışmış. Bütün çamur içinde sineklik. Şimdi camı da göstereceğim size. Sinekliği sildikten sonra hayvancağız yağmurdan benim camın önüne kaçmış. Sığınacak yer bulamayınca yazık hayvancağıza da. Bahanesiyle de camları silmiş oluyorum. Cam temizdi zaten. Camı daha bir hafta 10 gün önce silmiştim. Ama kedi üstünün ıslağını sinekliğe ve cama sürünce cam bütün sineklik ve çamur içinde kalmış. Görüyor musunuz camdaki çamuru? Sabaha kadar burada kalmış kedi. Burada sabahlamış camın kenarında. Yağmurun durmasını beklemiş resmen kedi. Yaramaz kedi bana tekrar cam sildirdi. Camları sildim, perdeleri kapattım arkadaşlar. Ben bu mutfakta yemek yapmıyorum. Sadece sabah kahvaltısında ara ara oğlum işte kahvaltı falan hazırlıyor. Öbür evde yemek yapıp orada yiyip içiyoruz. Burası temiz, böyle düzenli olarak kalıyor. Akşamları yatmak için kullanıyoruz bu daireyi. Burası da her şey E'den Z'ye düzülü. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Bu mutfağımı çok heves ederek yaptırmıştım. Şu fayans taşlarını falan tek tek dizdirmiştim oraya tezgahın. Orada da kurutma makinem var kombinin altında. Kurutma makinesine yer olmayınca oraya koydum mecburen. Burası böyle gelin evi gibi tertemiz. Böyle duruyor. Akşamları yatmak için kullanıyoruz. Bir misafir falan geldiği zaman tertemiz yatırabiliyoruz. Burada da temizlik malzemelerimi alacağım oradan. Dolabın yanından oraya koydum. Temizlik yaptım. Burası da giriş. Bu fortmantıyı da dolap yani. O kadar hevesle yaptırdım. Bir tarafa ayakkabılık, orta cam kısmı kıyafet koymak için. Burası giriş. Şu kapalı yere ayakkabıları koyuyoruz. Buraya da kıyafetlerimizi asıyoruz. Büyük boydan boya dolap yaptırdım. Burası işte çelik kapı. Her evde olduğu gibi giriş kapısı. Buranın halısını yıkadım. Kurumasını bekliyorum. Yerleri silince yerleştireceğim halı kurunca. Bu kapıdan da salona geçiliyor, diğer odalara. Asıl mevzuyu şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Banyomu göstereceğim. Komşudan akan su banyomu berbat etti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar banyom perişan halde. Banyomu da çok özenerek yaptırmıştım. Şu taşları falan çok aramıştım. Maalesef komşudan gelen su banyomu mahvetti. Perişan halde banyo şu an. Asma tavana bakar mısınız? Burayı söktük. Yukarıdan komşunun banyosundan, borudan gelen su direkt geliyor aşağıya. Duvardan aşağı süzülüp bakar mısınız? Hep kararma yaptı. Komşum banyo yaptığı su direkt hep bana akmış.
Küf oldu, kararma oldu hep banyom. Bu dolabın kapısı aynalı, ayna kararmaya başladı sulardan. Dolabın arkası kabardı, bakın. Orada söktük, asma tavanı da söktük oradan. Direkt gelen su dolabın arkasına gelip dolabımı kabarttı. Bir geldim, yerdeki paspas su içindeydi resmen. Paspası falan kaldırdık. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.